Adalete yardımcı olman için seni son kez uyarıyorum. Cinayet sebebi sadece kıskançlık mı? Başka nedenleri yok mu? Cevap vermeni bekliyoruz. Söyleyecek başka bir sözüm yok başkanım. Otur. Şahit Kerim Şanlı. Adın, soyadın? Kerim Şanlı. Bildiklerini, gördüklerini doğru olarak anlatacağına yemin eder misin? Yemin ederim. Sanık İpek Bertsoy'u tanır mısın? Evet, kendisi benim iş arkadaşımdır. Cinayet sebebi hakkında söyleyeceğin bir şey var mı? Kıskançlık sayın başkanım. Kavga edip barışırlardı sık sık. Aydın kendisini terk edince çılgına döndü. Aydın'ı kimseyle paylaşmak istemediği için öldürdü. Başka bir diyeceğin var mı? Yok efendim. Gidebilirsin. İkinci şahit Gamze Özer. Kıskançlığına ben de şahidim sayın başkanım. Biz Aydın'la şeyken... Neyken? Seks yaparken İpek yakalamıştı bizi. Sonu böyle olacaktı. İpek Aydın'ı kıskandırmak için bir kaptanla sevişmeye kalkmıştı. Sözü edilen kaptan benim efendim. İpek'le evlilikle sonuçlanabilecek bir arkadaşlığın içine girmiştik. Sorumsuz yaşamına son vermişti. Bir yuvanın kadını olmak istiyordu. Seviyordum onu. İpek'in sevdikleri için fedakarlık yaptığına şahit olduk sayın başkanım. Kıskançlık nedeniyle cinayet işleyeceğini sanmıyorum. Bu kez de fedakarlık yaptığına bütün yüreğimle inanıyorum. Gerçekleri söyleyeceğime yemin ederek karşınıza çıktım sayın başkanım. Kızımı koruyacak değilim. Uzun yılların ihmaline, ilgisizliğine mazeret aramıyorum. Kızıma sahip çıkmadım. Tek başına kaldı hayatın içinde. Sevgisiz, şefkatsiz yaşadı. Benim için bir içkiden, annesi içinse bir deste iskambil kağıdından daha önemsizdi. Bu dava elbet bitecek. Adalet yerini bulacak. Ama esas suçlular babası ve annesi. Evlatlarını ihmal etmiş bütün analar ve babalar kendi vicdanlarında mahkum olacaklar. Söyleyeceklerim bu kadar efendim. Sanık İpek Berksoy'un suçluluğu eldeki deliller, sanığın samimi itirafı ve şahitlerin beyanıyla kesinleşmiştir. Cinayeti taammüden işlediği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi uyarınca cezalandırılmasını talep ediyorum. Geriye düşünüldü. Karar. Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi uyarınca sanık İpek Berksoy'un 24 yıl ağır hapis cezasıyla tecziyesine temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verilmiştir. Hayır, durun! Durun! Gerçeği biliyorum ben. Biliyorum! Konuşacağım! Sus Pınar! Sus diyorum sana! Aydın'ı beni kurtarmak için öldürdü. Her şeyi anlatacağım, anlatacağım! Yalan söylüyor, ben öldürdüm, kıskandığım için öldürdüm. İpek ablam ilk fedakarlığını abim için yapmıştı. İkinci fedakarlığı da bendim. Aydın'ın iğrenç arzularına karşı koyamadığım bir anda yetişti. Sevdikleri uğruna adadığı hayatını tekrar ortaya koydu. Kendisini şerefsizlikle suçlayan bir adamın kızını uçurumdan kurtardı. Aydın yaşasaydı onu ben öldürecektim. Günahına girdiği masumların, gözyaşı döken, utanç duyan anaların, babaların adına seve seve yapardım bunu. Söyleyeceklerim bu kadar efendim. Gereği düşünüldü.
Ağır tahrik ve hafifletici sebepler göz önüne alınarak sanık İpek Berksoy'un Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince bu kere 8 yıl ağır hapis cezasıyla tecziyesine oy birliğiyle karar verildi.